otorite nedir? Dini otorite İslam'ın kendi kuralları dışında dış çevrelerin insanlara yaptırmış olduğu bir yaptırımdır. Dinde zorlama diye herhangi bir şey yok. Dini şu an bu toplumda genel olarak tabii ki çok fazla yaşayamıyoruz ama bana göre kul hakkı ve namaz borcu. Bunun dışında her şeyi kulağımızı kapamalıyız. Yani hiçbir şey insana zorla yaptırılamaz. Din üzerinden yürütülen yönetim sistemi diyebiliriz. Müslümanlar adına karar veren kişiye dini otorite denir. Dini otoriteyi, dini otorite yapan unsurlar nelerdir? Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i herkes anlasa emin ol hiç buradaki şeyhlere, şıhlara, önderlere, cemaatlere hiç gerek yok. Kur'an-ı Kerim'in emrinden hariç olanlar emir değildir. Ancak emir bakidir onlar. Dini inançlarından olduğunu düşünmüyorum. Kendi çıkarları ya da hırs, makam hırsı, para hırsı, çevre hırsı ya bunlar bu hırslardan dolayı da olabilir. Din Allah'la kişinin arasında olan bir şey olduğuna inanırım ve savunurum. Bu yürekten gelen, gönülden gelen bir bağlılıktır. Dini otoriteleri gereksinim duyulmasının nedenleri nelerdir? Bir Müslüman, Müslüman ülkede yaşıyoruz. Halle dinimize göre şey dediğimiz olacak. Yani mutlaka Müslüman evladıyız, Müslüman ülkede yaşıyoruz. Dinimize mutlaka saygımız, sevgimiz olacak halde. İnsanlarımız hep kolaycılığa kaçıyor. Kafalarında birisini buluyorlar. Onun peşinde gitmek, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir anlatım yok. Herkes Kur'an-ı Kerim'i anlaması lazım. Peki İslamiyet'te dini otoritenin yeri var mıdır? Hayır, yoktur. Yoktur. Şimdi İslamiyet'te dini otoritenin yeri şöyle olmaz. Çünkü biz hep özgürüz. Dinimizce de özgürce yaşadığımız için ben öyle bir şey kabul etmiyorum. Dine otorite diye bir şey yok. Allah'ın vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i kime verdi? Peygamber Efendilerimize verdi. Peki onlar kim gitti? Hazreti Ali ile peygamberlerin arkasında onlar gitmedi mi? Onu İslamiyet'i ilan etmedi mi? Etti. Bunun bu otoritesinin neresi var? Böyle bir şey olur mu? İnancımız peygamberimizin yaymış olduğu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde hepimiz çalışmıyor muyuz? Eğitim görmüyor muyuz? Namaz kılmıyor muyuz? İnancımız bu otoritelerle ne alakası var? Dini otoritelere atfedilen olağanüstü özellikler İslam'ın asli ilkeleri açısından geçerli midir? Yani dini otoriteler şimdi mesela günümüzde cemaatler, tarikatlar var ve bunlar gerçekten Peygamber Efendimizin yolundan ve onun sünnetlerine, Kur'an'a uygun çerçevede yaşıyorlarsa ve bunu öğütlüyorlarsa bunlar geçerlidir. Ancak bunlar dışında hani kendileri olağanüstü şeyler üretiyorlarsa, hani bu şekilde insanları da yönlendiriyorlarsa bunun kesinlikle kabul edilir bir yanı yoktur. Dinimize çok darbe vuruyorlar. Ama yine de biz Müslüman ülkeyiz. Elhamdülillah, yani inancımız yerinde. Ve şu anda dinimize sahip çıkıyoruz. Peki bir otoritenin din adına hüküm vermeye yetkisi var mıdır? Ehil olanların, dini açıdan ehil olanların dindarlar adına hüküm vermesi elbette ki kabul edilen bir şeydir. Ama doğru bir şekilde, hak olarak. Hayır, kesinlikle Allah-u Teala bile böyle bir hüküm vermiyor. Yani tebliğ edeceksin, anlatacaksın. Yani bu çocuklarımız için de böyle. Sen söyleyeceksin, sen davranışlarınla örnek olacaksın. Herhangi bir yaptırım yapamazsın. Yaptırıma girdiğin anda zaten bu zorlamadır. O kişiyi dinden soğutursun, uzaklaştırırsın. Bakın ben şu anda açığım. Yani ben buraya ne için geliyorum? Dua etmek için, huzur bulmak için. Ben günahkar mıyım başıma çık diye? Hayır, kimse kimsenin kalbini bilemez. Ya senin kıblen belli, her şey belli. Allah Kur'an-ı Kerim'i herkese anlatsın diye dizayn etmiş. Ya yetki diye bir şey yok ya. Yetki olur mu? Allah vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimize indirdi. Bir öyle bir şey itaat var mı ya? Eğer Müslüman insan bunu bu şekilde konuşuyorsa yanlıştır. Bu durumda dini otoritelerin insanların din anlayışı üzerindeki etkileri nelerdir? Geçerliliği vardır. Ancak bunun dışında hani bunların olmaması insanların da farklı bilgilerle, kirli bilgilerle yanlış yönlenmesine sebep olacağı için hani bence gereklidir, olmalıdır. Ancak dediğim gibi bunu özellikle vurguluyorum. Kur'an-ı Kerim ve sünnetlere uygun şekilde insanlara rehberlik eden herkes hani Allah'ın dostudur zaten. Çok fazla, çok büyük etkileri var. İnsanların beyinlerini değiştiriyor.